İsrail'in başbakanlarından Menahem Begin adında birisi vardı. Menahem Begin, İsrail başbakanlarından birisi. Bu bir basın toplantısı yapmıştı. Basın toplantısında Hollandalı gazetecilerden birisi şu soruyu sordu İsrail başbakanına. Dedi ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarıyla alakalı bir Hazreti Muhammed'in bir beyanatı var. Bir mesajı var, bir haberi var, bir hadisi var. Orada diyor ki dedi, Hollandalı demek incelemiş meseleyi. Orada diyor ki, La tekumu sa'atu hatta tukatilel yahud. Yahudilerle, İsrail oğullarıyla, Yahudilerle kıyasıya çok şiddetli bir savaş yapmadıkça, Yahudilerle korkunç bir savaş, korkunç bir mücadele olmadıkça, yapmadıkça kıyamet kopmayacak. Kıyametin büyük alametlerinden birisi de ümmeti Muhammed'in Yahudilerle yapacağı korkunç bir savaş olacak. Bunu Sahih-i Buhari'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem resmen haber veriyor. Resmen. Savaşın şiddetini bakın. Savaşın dehşetini hadis-i şerifin devamı açıklıyor. Devamı çok mühim. Devamında Efendimiz buyuruyor ki, hatta yahtebi el yahudiyyu vera el haceri ve şecer. Arapça hacer taş demek. Şecer ağaç demek. Biri canlı, biri cansız. Cansız olan hacer, canlı olan siz söyleyin, şecer ağaç. O savaşın dehşetinden, şiddetinden, heybetinden, azametinden ve Müslümanların galibiyetinden, hakimiyetinden kaçan bir takım Yahudiler, bir takım taşların ve ağaçların arkasına saklanacaklar diyor. Saklanma olacak. Ancak bu da çare olmayacak. Bu da kurtulmanın çaresi olmayacak. Yakulul haceru ve şeceru, o Yahudilerin saklandığı, arkasına saklandığı taşlar ve ağaçlar dile gelerek, lisana gelerek, konuşmaya başlayarak, ya Müslim inne verai Yahudiyen faktülhü, benim arkamda da saklanmış bir Yahudi var, gel Allah için onu da öldür diyecek. Vallahi hadis böyle. Hollandalı gazeteci bunu okumuş demek, öğrenmiş, takip etmiş, tahkik etmiş, araştırmış. İsrail Başbakanı Menahem Begin'e bunu soruyor. Diyor ki Muhammed'in böyle bir sözü var ya, kitaplarda böyle bir hadisi, beyanı, açıklaması var. Neticede böyle olacağını söylüyor. İşin sonunda, dünyanın sonunda. Ne diyorsun? Muhammed'in bu sözünü duydun mu, işittin mi, hatırında mı? Nasıl düşünüyorsun, ne diyorsun, ne, nasıl değerlendiriyorsun? Gazeteci. Menahem Begin diyor ki, 6 yaşındayken diyor, bizi okutmaya gelen hahamımız diyor. Onlar hocalarına ne diyorlar? Haham. Haham, haham. Haham. Hahamımız bizi diyor çocuklar ilk daha anaokulunda 6 yaşında bizi okutmaya geldiği zaman diyor bu Muhammed'in sözünü bize aynen anlattı diyor 6 yaşında. Görüyor musunuz? Yani senin diyor sorduğun bu sözü Muhammed'in bu sözünü
Ben 6 yaşındayken duydum işittim diyor. Adamlar onun için bu ayetleri bizden iyi bilir. Adamlar inceliyorlar, araştırıyorlar, okuyorlar, takip ediyorlar, tahkik ediyorlar. Bizim gibi Kur'an'dan uzak değiller. Yani Kur'an'dan uzak dediğim Kur'an'ın manasını merak ediyorlar. Ne yazıyor bu kitap, ne söylüyor bu kitap? Düşünebiliyor musunuz? Adamlar gayrimüslimler İslam'ı bizden daha çok tetkik ediyorlar. E peki ne diyorsun diyor, nasıl değerlendiriyorsun? Madem duymuşsun, işitmişsin. Diyor ki, işte biz de Yahudiler olarak, İsrail oğulları olarak diyor, biz de Muhammed'in bu sözünün karşısında tedbirimizi almışız, almaya devam ediyoruz diyor. Öyle çalışıyoruz. Tezgahlarımız, teşkilatlarımız, ajanlarımız, adamlarımız, elemanlarımız öyle çalışıyoruz ki Muhammed'in haber verdiği bu ümmet meydana gelmesin diye her tedbir almışız diyor. Muhammed'in haber verdiği bu ümmet olmasın diye. Nasıl bir ümmet? Mücahit ümmet. Dinini dünyasından öne almış millet. Allah kelamı duyulduğu zaman titreyen, kalbi titreyen, ağlayan millet. İslam'ı her şeyin üstünde gören millet. İslam milleti, İslam ümmeti budur. Muhammed'in diyor tarif ettiği, tanıttığı, anlattığı o ümmetler meydana gelmesin diye şebekeler çalışıyor diyor. Şebekelerimiz, tezgahlarımız, Yahudi tezgahları, Yahudi telkinleri, basın, yayın, gazeteler, kitaplar, mecmualar, enstitüler, üniversiteler, fakülteler açmışız. O Muhammed'in arzu ettiği ümmet gelmesin diye her tedbiri almışız. Kendilerini Müslüman, Muhammed'in ümmeti zanneden Müslümanları yoldan çıkartmak, istikametten çıkartmak için her tedbiri almışız diyor. Aynen böyle. En azından Kur'an'dan habersiz kalışımız büyük felakettir. Hadislerden, Kur'an ayetlerinden, Kur'an'ın hikmetlerinden, Kur'an'ın hükümlerinden mahrum oluşumuz, İslam'ın ortaya koyduğu kelimelerden kavram. Mesela öyle eminim ki şeriat kavramı hususunda bir imtihan açılsa bütün Müslümanlar sınıfta kalır. Şeriat ne demek? Kur'an'ın hangi ayetinde geçiyor? Ayetin numarasını söyler misiniz? Yani içinizde şimdi desem ki Kur'an'da şeriat kelimesi hangi surede, hangi surenin kaçıncı ayetinde geçiyor diye sorsam Allahu alem fevkalade hayal kırıklığına uğrarız. Şeriat ki bak her gün içindeyiz, her gün muhatabıyız, her gün sövülüyor, her gün sayılıyor, her gün hakaret ediliyor. Ama bu şeriat kelimesi Kur'an'ın neresinde? Şimdi sorsam size en güzel elektrik malzemesi İstanbul'un neresinde satılıyor? Hemen Karaköy'de dersiniz. Peki şeriat kelimesi Kur'an'ın neresinde? Vallahi bilmiyorsunuz. E ne olacak? İşte bu yüzden durumumuz çok vahimdir. Evvela yeterli bilgiye, kelimelere, kavramlara, mefhumlara, manalara ulaşamamışız. Kur'an'ı okuyoruz, lakin Kur'an'ın ne dediğini anlamıyoruz. Yahudi buna muvaffak olmuş. Yeryüzünde en çok okunan kitap Kur'an olduğunu bütün dünya biliyor. Ama en az anlaşılan, manasının ne olduğu en az anlaşılan da Kur'an-ı Kerim oluyor.